7 sene önce İstanbul'a bir adam indi. Elinde bir bavul, cebinde bir eldiven. O kadar. Tek başınaydı. Ona buradan giremezsin dediler. Girdi. Ona burada kalamazsın dediler. Kaldı. Ona sen sakatsın. Geçen sezon hiç maça çıkmadın. Şimdi burada kupa mı kaldıracaksın dediler. Kaldırdı. Fabri Beşiktaş'a geldiğinde önceki sezon çapraz bağları kopmuştu ve hiç maça çıkmamıştı. Bu durum camiada sakat transfer algısı oluşturdu. Pas tekniği ve özgüveni yüksekti. Şenol Güneş'in Beşiktaş'ında geriden oyun kurulumuna tam uyum sağlıyordu. Zaman geçtikçe Süper Lig şartlarında birinci sınıf kaleci olduğu ortaya çıktı. Kuşkusuz Kordova'dan sonra Beşiktaş'a gelen en iyi kaleciydi. Yaptığı kurtarışlarla kısa sürede taraftarın gözüne girdi. İlk sezonunda şampiyonluk yaşadı. Avrupa Ligi'nde çeyrek final gördü. Ah o Lyon maçındaki hata olmasa... Araya giren iki parçası. Fabri. Soğuklandı. Fabri ne yapıyorsun Fabri? Rövanşta kendini affettirse de yarı final kaçtı bir kere. Sonraki sezon Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan Beşiktaş'ın kalesinde yine o vardı. Bu tarihi başarının ardından ayrılık vakti gelmişti. Çok top tuttu ama ayrılırken gözyaşlarını tutamadı. Premier Lig ekibi Fulham'a transfer oldu. Ve ne olduysa bundan sonra oldu. Türkiye'de harika iki sezon geçiren Fabri'nin İngiltere'de yüzüne bile bakmadılar. Fulham'da ilk yılında sadece iki maça çıktı. Sonraki sezon Mallorca'ya kiralandı, orada da sadece 4 kez forma giydi. Döndükten sonra Fulham'da iki sezon boyunca bir saniye bile oynayamadı. Temmuz 2022'de sözleşmesini feshetti, 6 ay kulüpsüz kaldı. Geçtiğimiz Ocak ayındaysa İspanya 3. Lig takımı Numancia'ya transfer oldu. Orada bile henüz maça çıkamadı. Beşiktaş'ta 2 sezonda 87 maç, 1 şampiyonluk, 1 Avrupa Ligi'nde çeyrek final ve 1 de Şampiyonlar Ligi'nde namağlup gruptan çıkma başarısı. Beşiktaş'tan sonraki 5 sezondaysa 3 farklı takımda toplamda sadece 6 maç. Gerçekten siyah beyaz bir kariyer, öyle değil mi? Üzülme Fabri, bir yerlerde seni hala iyi hatırlayan birileri var.